Şimdi arkadaşlar pinlere geçiyoruz. Altın pinleri nasıl yapıyoruz? Altın kaplamalı pinleri. Ona da sıcak su ekliyoruz. Sıcak su kendini geçtikten sonra hidroklorik asit tuz ruhu ekliyoruz. Hidroklorik asit. Hava sıcak olduğu için bunu yani 10 dakika kaynatmaya gerek yok. Eğer hava soğuksa o zaman kaynatın. Hava sıcak olduğu için bu zaten bunda pek bir şey olmuyor. Kenara alıyoruz 10 dakika. 15 dakika bunu. Pinleri 15 dakika kalıyor kenarda. 15 dakikadan sonra alıyoruz. Süzüp yıkıyoruz. Arkadaşlar kaplama pinlerin tepkimesi az olduğu için böyle 5 dakikalık bir ısıtmaya koydum. Bir 7-8 dakika kenarda kaldı. Tüpün üstünde değil. Bir 5 dakikada tüpün üstünde kaynatsam o kadar yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar altın kaplama pinleri 10 dakikada 7-8 dakika dışarıda beklettik. 5 dakikada kaynattık. Tepkime daha iyi olsun diye. Şimdi bunu süzüyoruz. Hidroklorini süzdük. Böyle yıkıyoruz. Sıcak kaynamış temiz suyla. On kez böyle yıkayacağız. Bunu buna dökmemde sebep de şu. Eğer herhangi bir parça, çip mi, metal mi, ne olursa olsun buna düşerse görelim diye. Tek alabilme şansımız olsun diye. Ben şu an bunu sadece su olduğu için çıplak elle yapıyorum. Asit olsa bu elle yaparım. Şimdi 10 kere böyle tertemiz yıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar 10 kere tertemiz yıkadıktan sonra sıcak suyu tekrar döküyoruz. Üstüne nitrik asit, kezzap döküyoruz. Şimdi bunu tepkimeye girip hepsini sökmesini bekliyoruz. Altın kaplamaları sökecek. Sonra biz de onları alıp kral suyuna dökeceğiz. Şimdi bunu tezgah ocağa koymaya gerek yok. Bunda az bir şey olduğu için kendiliğinden sökülür zaten. Şimdi arkadaşlar altın pinlere gelelim. Kaplaması gördüğünüz gibi nitrik asit eritti. Böyle. Hepsi sarı altın kaplamalı terli. Şimdi bir tane böyle 2,5 litrelik bir kutudan böyle şey yapıyoruz, kab yapıyoruz. Böyle pamuk götürelim. Bir tane pamuk yapıyoruz. Böyle pamuğu ayarlayalım. Sonra tutalım böyle. Süzelim. Bence bunun en iyisi pamuktur. Pamukla hem daha temiz süzer. Yani pislik bırakmaz. Hem de daha güzel kaplamalar da üstünde saklar. Şimdi bunun içinde de kaplamalar kaldı. Bunu da alacağız. Şimdi bunun içindeki kaplamaları bir tane fısfısla biraz daha alıyorum. Böyle aynı bu şekil alıyoruz. İçinde şimdi bunun büyük metaller var. Bu büyük metalleri pamuğa atmıyoruz. Kral suyuna girmesin. İçindeki bunları alıyoruz. Sonra
sarı telleri de alıyoruz. Pamuğa süzüyoruz. Böyle. Yani bunun korkusu yok, elini salabilirsin. Zaten artık şey de yok. Eldivenlesin de bir de. Bu büyük parçaları böyle atalım. Pamuğa gitmesin. Tamam. Tamam. Bu hazır.